Tam o sırada da padişahımız efendimiz olan Vahideddin Efendi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini efendim kötü bir vapurla İngilizlerin gözünün önünde İngilizler baka baka herhalde toprak alıp serptiler İngilizlerin görmesinler diye pat 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 Karadeniz'e oradan Samsun'a gelmiş. Gelişini kimse duymadığı halde sanki cümle alem onu karşılamış gibi daha sonra destanlaştırmışlar. Oradan bilmem Havza'ya, oradan şuraya, sonra Taşova, Amasya, oradan Tokat üzerinden Suvaz, Suvaz'dan Erzurum filan. Yunan'ı İngiliz çekilmiş gitmiş durduk yerde. O zaman niye zapt ettin? İşin içinde bir işler var yani belli. Fransız çekilmiş gitmiş, İtalyan çekilmiş gitmiş niye gittilerse sanki Polatlı lazım değilmiş gibi. Polatlı lazım değilse İzmir'de mi lazım değil de orayı bari alın. Ne olsa bizi yıkmışsınız. Yok. İstemiyorlar. Çok cömertler. İstanbul'u falan da istemiyorlar. Gitmişler kötü paçasız Yunan'ı İzmir'e çıkarmışlar. İngilizlerin emrinde zaten onlar. Ne takisti o herif. Şu Venizelos. Venizelos. Hadi Yunan'ı Efsun askerlerini doldurmuş kayıklara, motorlara. Hadi bakalım Panayır var. Tükneye gidiyor İzmir'e. İzmir'deki Rumlar da hoş geldiniz topraklarımıza diye levha açmışlar filan. Ulan yürü orada burada kırıp geçiniyor Afyon mafyon derken ta Polatlı'ya kadar Yunan almış başını gidiyor. Fukara Anadolu erkeği kalmamış. Galicia cephesinden Filistin cephesine, Kutlu Amare'den Kafkasya'ya, Derne cephesinden bilmem Kanal cephesine perişan olmuş bir ülke. Suriye cephesinden bilmem neresine. Yıllardır nesillerini tüketmiş. Anadolu dul kadınlar diyarı olmuş. Değil mi? Babasını görmeden büyümüş yeni yetme 15-17 yaşında çocuklar diyarı olmuş ki onlar da zaten Çanakkale'de Anadolu'daki İstiklal Savaşı'nda filan gittiler. 275 bin kişi yalnız Çanakkale Savaşı'nda verilen Müslüman şehidinin sayısı beyler. Velhasıl yarım akıllı yöneticileri sayesinde bu ülkenin insanları erimiş bitmiş. Rakipsiz kalan Mustafa Kemal, Almancı paşaların elinde 4,5 milyon kareden 250-300 bin kilometre kareye kadar düşen Anadolu'da, yani hali bu. Bu hale getirmiş. O Karadenizli minareden hani adam kurtarıyor ya, kuyudan kurtardığı usulle. O şekilde büyük kumandanlar bu hale getirmiş deve gibi devleti, pireye döndürmüşler. İmkan artık ortalık kimseye yüzü kalmamış Almancı paşaları. Çünkü mahvetmişler yani. Bir daha sana kurtarttırır mı? Yok. Artık Anadolu'ya soktuğu da yok Mustafa Kemal. Burada rakipsiz kalmış. Ortalık rakipsiz olarak İngiliz ajanı. Asılırsan da İngiliz ipiyle asıl inancını taşıyan Nim Kemal'e kalmış. Onun da İsmet filan gibi işte oğluna bak babasının ne olduğunu anla. Baba baba diye gezip duruyor da Mustafa Kemal'in Kemal Kemal diye Kemal abi Kemal abi diye İsmet de onun yanında gezer dururmuş zaten. Yüzbaşı İsmet hakikaten öyle. Oğlundan oğlu babası benzer birbirine. Hep herkesin benzer benzemez mi? Erdal'a bakın İsmet'i anlayın. Yani hiç İsmet'i görmenize lüzum yok. Mustafa Kemal de İsmet'in babasıydı. Evet. Sonuçta kendi dünya görüşüne inancıyla uzaktan yakından alakası kalmamış, kompleksli, babası da olmadığı için büsbütün ruhu dengeleri sarsılmış, yıkık, içen sıçan bozuk bir ortamda Beyoğlu'nda yetişen mülazım, kol ağzı Mim Kemal. Evet, giderek parlamış. Çanakkale'de 40 tane tugay var, tümen var. O tümenlerden birinin komutanı olduğu halde daha sonra tarihçiler şişire şişire Çanakkale'nin tümünün komutanıymış gibi. Çanakkale kahramanı, bilmem ne kahramanı. Ayda savaş olsa orada Mustafa Kemal kazandı diye okuttular bize. Öyle büyüdük biz. Evet.
Çin Seddi'ni de o yıkmış filan. Halbuki duruyor da işte yapar o yani öyle. Her neyse. Velhasıl böylesine kendi ideolojisine, kendi yaşam biçimine, kendi dünya görüşüne itibarını, itikadını, inancını yitirmiş insanların elinde yönetilen bir ülke olarak Türkiye bugünlere gelmiş. Mustafa Kemal'i takiben İngiliz muhibbi, yani İngilizleri sevenlerden yine İsmet Mim Kemal'in mahdumu sayılabilir. O 1938'den 50'ye kadar aynı kafayla devleti yönetmiş. İngiliz politikası paralelinde kararlar almış. Hitler'in açtığı İkinci Dünya Savaşı'na girmemek için İngilizlerden garanti almış, sokulmamak için. Fakat bir yandan da Almanlar dünyaya hakim olursa onların da Hitler'in de hoşuna gitmek gerektiği düşüncesiyle, militarizmi güçlü bir ülke olduğu için Almanya, sonra çok büyük bir süratle ta Moskovalara, Afrika'da tilki namıyla maruf Marşal, Feldmarşal kim o? Rommel. Ondan sonra o da orada mesela, o burada Yahudileri, Schweiz mi ne bir şeyleri var hani Yahudi kamp, toplama kampı orada, sonra da ya ha? Auschwitz. Neyse. Efendim telaffuz edemedim demek ki. Oralarda yakarken Türkiye'de de İsmet Paşa Yahudilere varlık vergisi koyuyor. Zengin mi fakir mi bakmadan itirazı da yok. Biz vergi hukuku okurken hukuk fakültesinde okuduk. Adamın adı Salomon işi. Ama ayakkabı tamircisi yani. Başka bir şeyleri yok adamın. Tamam 100 bin lira vergi. O zaman 100 bin lira ne demek? 100 bin lirayla sen Balıkesir'in Susurluğu'nu tümüyle satın alabilirsin.